Merhaba. Washington DC'de yer alan Phillips Koleksiyonundayız. Jacob Lawrence'ın yaptığı bir dizi küçük tabloyu inceliyoruz. Bu aslında bir resim serisi. Yarısı burada, Phillips Koleksiyonunda bulunuyor. Diğer yarısı da Modern Sanat Müzesi'nde. Çift sayılar Modern Sanat Müzesi'nde, tek sayılar da Phillips Koleksiyonu'nda yer alıyor. Bu sanatçının kabul ettiği bir anlaşmadan kaynaklanıyor. Çünkü bu eserler çok rağbet görmüştü. Bu resimleri yaptığında çok gençti. Yani çok genç bir sanatçı için çok büyük bir başarı. Amerika tarihinin en önemli olaylarından birini gösteriyordu. Afro-Amerikanların 19. yüzyılın sonunda ve özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında tarıma dayalı güneyden endüstriye dayalı kuzeye göçünü resmetmişti. Bunun sebebi hem güneydeki aşırı derecedeki ırkçılık ve Jim Crow kanunları hem de kuzeydeki endüstriyel şirketlerden doğan iş gücü ihtiyacıydı. Bu göç dalgaları esnasında yaklaşık 6 milyon kişinin göç ettiği tahmin ediliyor. Ve Lawrence'ın ailesi de bunların içindeydi. Lawrence'ın ailesinin yaptığı gibi çok sayıda insan New York'a taşınmıştı. Ama aynı zamanda Chicago, St. Louis, Pittsburgh gibi endüstriyel merkezlere de taşınmışlardı. Güneyde hayatın çok kötü şartlarda sürdüğünü hayal edebilirsiniz. İnsanlar toparlanıyordu. Bütün varlıklarını yanlarına alıp aileleriyle birlikte taşınıyorlardı. Kuzeyde hayatın çok daha iyi olacağına dair ümitleri vardı. Ve bence çoğu durumda gerçekten de öyleydi. Ama aynı zamanda güçlüklerle ve kuzeydeki ırkçılıkla da karşılaşıyorlardı. Lawrence, insanlar taşındığında başlarından geçen zorlukları bu resim serisinde muhteşem bir şekilde sergiliyor. Bakın bunu hem renkleri akıllıca kullanmasıyla ve duralet üzerine tempera boya kullanarak yarattığı karamsar kompozisyonla hem de resimlere koyduğu başlıklarla yapmayı başarıyor. Başlıklar resimlerin arasında örülmüş şiirler gibi neredeyse. Tablolara baktığımızda geometrik şekiller ve düz boyalı yüzeyler görüyoruz. Resimler boş alanlara sahip ve asıl gücü de buradan geliyor. Bunları yaparken çok dikkatli davranmıştı. Harlem'deki Schomburg Center'da çok fazla araştırma yapmıştı. Tüm seri gerçekten de hareket etmekle ve değişimle ilgili. İlk baştaki ve en sondaki tuvaller insanların taşındığı tren istasyonlarını gösteriyor. Hadi şimdi bu resme bir bakalım. Bu benim en sevdiklerimden biri. Çünkü insan ırkçılığın ve ayrımcılığın etkilerini gerçekten de açıkça hissedebiliyor burada. Altından bir bariyer var. Sağdaki insanları soldaki insanlardan ayıran bir ip var. Yukarıdan gösterilmiş ve doğrusal perspektifi reddediyor. Dışarıdan kuş bakışı bakıyoruz. Arka plandaki gri zemin tamamen düzleştirilmiş. Figürler siyah renkleriyle gölge gibi görünüyor. İnsanlar arasında gerçekten de bir ayrım olduğu hissi yaratılmış. Soldaki beyaz kişiler gerçekten ayrı duruyorlar. Sol üstte duran kişi bariyerin diğer tarafında yer alan insanların zıt yönüne doğru bakıyor. Uzaklara bakışıyla böyle çok güç sahibi gibi görünüyor. Altında duran adamsa gazetesini tutuyor ve önünde duran masa düzenini pek umursamıyor. Sanki böyle düşüncelere dalıp gitmiş gibi görünüyor. Ellerinin boyutu yüzünden gazetesini sıkı sıkıya kavramış ve muhalif bir şekilde etrafındaki hiç kimseyi kabullenmemeyi kafasına koymuş görünüyor. Şekiller ve çizgiler bakımından buradaki her şeyde bir tutumluluk seziliyor. Ama yine de çok etkileyici. Bakın çizgiler sağ üstteki kişiyi o kadar küçük göstermiş ki bu kişinin gerçekten de mesafeli ve ayrıştırılmış olduğunu hissediyoruz. Sanatçının gözlerimizi yukarıdan aşağı nasıl yönlendirdiğine bir bakın gözlerimizi artan bir hızla aşağı indiriyoruz. Bizi adeta bir tilt oyunu makinasıymış gibi ileri geri getirip zikzaklar çizdiriyor. Bariyer hattını takip ediyoruz. Ama aynı zamanda bariyerin iki tarafındaki figürlerin arasında gidip geliyoruz. Bariyeri yol boyunca aşağı doğru takip edip sağ alt köşedeki figüre gidiyoruz çok az detaylandırılmış bir şekil olsa da figüre dair çok şey söylenebiliyor. Bu daha yaşlı bir kadın figürüdür diyebiliriz mesela. Lawrence onun başını omuzlarından daha aşağıda çizmiş. Yani kadın yemeğini yerken masaya doğru eğilmiş bir halde. Taktığı şapka onun üzerini öyle bir örtmüş ki kafası çan şeklinde görünüyor. Sadece beyaz figürlerin yüz hatlarının çizilmiş olması da çok ilginç değil mi? Afro-Amerikanlara şekilleri ve karakterleri vücutlarının dış hatlarının çizimiyle verilmiş. Sağdaki Afro-Amerikan figürlere karşı çok daha fazla sempati duyuyorum. Soldaki figürlerse gerçekten de çok soğuk ve neredeyse tehditkar duruyor. Bence işin büyüleyici yanı şu. Lawrence, modernizmde çok iyi bilinen bir görsel lugatı, Amerika'nın cidden modern koşullarını ifade eden bu modern endüstriyel göç konusuna uyarlıyor. Modernizm lügatı derken burada gördüğümüz şekillerin düzlüğünden indirgenmiş olmasından söz ediyoruz. Ama normalde biz modernizmin öyküleyici ana konuyu dağıttığını düşünürüz. Değil mi? Burada ise ana konu güzel bir şekilde yalın resimlerle örülüyor. Hoşçakalın.